Bu dersimizde projemize ekran ölçüsü olarak ne belirlememiz gerekiyor, bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle mobil cihazlar için oyun geliştirmek amacımız olduğundan dolayı mutlaka hangi cihazlar için, hangi tür cihazlar için oyun geliştireceğimize baştan karar vermek zorundayız. Burada dikkat etmemiz gereken iki ayrı bölüm var. Bunlardan bir tanesi bir tablet oyunu mu geliştireceğiz? Yani tablet cihazlarda oynanan bir oyun mu geliştireceğiz? Veya mobil cihazlarda yani akıllı cep telefonlarında mı kullanılacak bir oyun geliştireceğiz? Buna kesinlikle karar vermemiz gerekir. Tabii istisnai durum olarak oyununuzun türüne göre iki cihaz içinde aynı oyunu kullanmanız mümkündür. Fakat bu tip durumlarda ekran boyutlarını da dikkate alarak ciddi bir performans sergilemeniz gerekecek. Çünkü aynı oyunun aynı oynanabilirlik düzeyliğini 10 inçlik bir ekranla 4 inçlik bir ekranda, yani 2.5'da 1'i ölçüsündeki bir ekranda aynı ölçülerde aynı keyifle oynanabileceğini halledebilmek için mutlaka oyun türünüzün ve bu iş için uğraşmanız gereken zamanın çok fazla olması gerekiyor. Bu sebeple oyunu iki türe ayırmak çok daha basit ve pratik bir yöntemdir. Yani akıllı cep telefonları için mi oyun geliştireceksiniz veya mobil tablet cihazlar için mi oyun geliştireceksiniz? Buna baştan karar vermeniz gerekiyor. Aynı oyunun iki versiyonunu yapmak konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsanız, fakat burada kazanacağınız artı tabletler için ekran boyutu büyük olması sebebiyle daha rahat oynanabilir bir yeni arayüz kullanarak, yani ölçüleri büyüterek kullanıcıya daha iyi bir oyun deneyimi sunabilirsiniz. Diğer taraftan cep telefonlarındaki ekran küçük olması ve buna istinaden de ortalama olarak baktığımızda ekran çözünürlüklerinin de küçük olması sebebiyle cep telefonları için, yani akıllı cep telefonları için de ayrı bir arayüz içerisinde oyunlarını sunmanız doğru bir davranış olacaktır. Ekran çözünürlüğü olarak bahsettiğimiz yapı, uygulamanızı mutlaka bilgisayar ortamında, Mac veya PC ortamında geliştiriyorsunuz ve kullandığınız monitörlerin tipi, eğer ekstrem bir monitör almamışsanız 72 DPI'lık bir monitör kullanıyorsunuz demektir. Bu da bir cep telefonunu düşündüğümüzde veya bir tableti düşündüğümüzde küçük bir ölçü birimi. Yani noktaya düşen piksel sayısını düşündüğümüzde, inç başına düşen piksel sayısını düşündüğümüzde, örneğin Sony Xperia'nın Z modelinde 441 civarı bir PPI değeri var. Yani bir inç içerisinde gösterilecek olan, gösterilen piksel sayısı. Bu da biraz önceki verdiğim cep telefonu içerisinde, yani Xperia Z'de 1 inç içerisinde 441 piksel gösterilebiliyor. Diğer taraftan monitör içerisinde bu rakama ulaşılması pek mümkün değil. Cihazların, mobil cihazlar içerisinde bu değerler çok daha yüksektir. Bu sebeple örneğin biz şu an itibariyle ekranda 800'e 480'lik 480 piksel bir ölçü kullandığımızda, bu neredeyse şu anda orta ve alt sınıf cihazlarda bu çözünürlükler bulunuyor. Bunun dışında örneğin biraz önce bahsettiğimiz Sony Xperia Z'nin 5 inçlik bir ekranında 1920x1080 piksellik bir ekran çözünürlüğü bulunuyor. Bu tip durumlarda dikkat etmeniz gereken nokta, Full HD bir ekranda oyun yazıyorsanız mutlaka Full HD yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü bütün telefonlar Full HD değil. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ekran oranlarına dikkat etmeniz lazım. Yani siz Full HD ekranda oynanmak üzere 800'e 480 piksellik bir oyun geliştirebilirsiniz. Bu da şu anlama gelir: 800'e 480 piksellik bir oyunu Full HD, yani 1920'ye 1080 ölçülerinde genişletecektir. Yani browserınızdaki bir web sayfasını, sayfanızı resize etmek değil, zoom yapmak gibi bir şekilde izlediğinizi düşünün. Bu şekilde rahatlıkla küçük ölçülerle de büyük ekranlarda işlem yapabilirsiniz. Diğer taraftan 1280-800 piksellik bir oyun yazdığınızda 800'e 480 piksellik bir ekranda bu oyun oynanıyorsa, burada da piksel sıkışmaları olacağından dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, küçük ölçülerde, yani ortalama olarak kabul edebileceğiniz bir ölçü yapmanız gerekiyor. Bu da 1280'e 720 veya 1280'e 800 piksel olabilir. Ben bu eğitim içerisinde 800'e 480 piksel gibi bir ölçü kullanacağım. Çünkü monitörümde daha rahat görünebilmesi için bu ölçüyü seçiyorum. Fakat ortalama olarak 1280'e 800 piksellik bir oyun yaptığınızda ortalama olarak rahatlıkla bütün cihazlarda çalışacak durumdadır ki bu tabletler için de ortalama olarak kullanılabilen bir ölçü.
Fakat 1920-1080 piksel yani Full HD ekran düşündüğünüzde bu ekranlarda da tam olarak ekrana oturmasını istiyorsanız bunun için 1280-720 piksellik bir ölçü yani height ölçüsünü 800 değil 720 piksel yapmanız gerekecek. Bu da ekran oranlarıyla ilgili. Örneğin bir iPad'deki ekran oranıyla Full HD ekrana sahip bir cihazın ekran oranı aynı değil. Oyunu geliştirdikten sonra mutlaka oyunu bitmeden önce grafikleri ekrana yerleştirdikten sonra en az iki cihazda uygulamayı test etmenizi tavsiye ederim. Sadece bir cihazda test etmeniz demek pek doğru sonucu ulaşılamayabiliyor. Çünkü onlarca çeşit tablet var. Onlarca çeşit akıllı cep telefonu var. Android işletim sistemi aynı olsa bile Android işletim sistemi open source yani açık kaynak bir işletim sistemi olması sebebiyle her firma kendine göre özelleştirme işlemi yapıyor. Bu sebeple en çok kullanılan orta düzey cihazlarda mutlaka uygulamanızı, oyununuzu arayüzü yerleştirdikten sonra belli aşamalarda mutlaka en az iki cihazla test etmenizi tavsiye ediyorum.